Fosfor nedir arkadaşlar? Fosfor testi niye istenir? Yüksekliği ne demektir? Düşüklüğü ne demektir? Bundan da çok kısa size bahsedeyim. Böylece elektrolit testleri bitsin. Şimdi fosfor arkadaşlar, vücutta birçok fonksiyon olan bir elementtir fosfor. %85'i vücutta nerededir? Kemikte ve diştedir. Yani kemik ve dişin yapısını oluşturur. Vücutta total ağırlığı, yani vücudumuzun yaklaşık %1'ini fosfor oluşturuyor. Yani vücutta oldukça bol miktarda bulunur arkadaşlar fosfor, ama asıl olarak nerededir? Kemiklerde ve dişlerdedir. Şimdi fosforun ne gibi görevleri var vücutta? Yani fosfor ne işe yarar, onu söyleyelim biraz. Birincisi nedir? Enerjinin kullanılmasında rol oynar. ATP'nin yapısına girer. Depolanmasında rol oynar. Onun dışında ne yapar? Sinir ve kas hücrelerinin sağlıklı çalışmasında, üretilmesinde yine oldukça önemli görevleri var arkadaşlar. Bunun diyette eksikliği nadir. Çünkü ette, süt ürünlerinde bol miktarda fosfor bulunur. Diyette eksikliği pek görülmez, ama işte birazdan sayacağım durumlarda ne olur? Eksikliği görülebilir. Peki fosfor yükselirse ne olur? Kanınızda diyelim fosfor çok yüksek değerlerde çıktı. Bunun ne gibi belirtileri olur arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Birincisi, fosfor yüksekse kalsiyumu kemiklerinizden çözer. Böylece kemikleriniz ne olur? Zayıflar, kolay kırılgan hale gelir. Bir de bu aşırı kalsiyum ne olabilir? Akciğerlerinizde, kalp dokunuzda, beyinde, damarlarda, hatta göz dokunuzda çökebilir. Böylece damarları tıkayabilir, felç, yüksek tansiyon riskinizi artırabilir. Peki fosfor düşükse ne olur arkadaşlar? Diyelim kanda fosfor seviyeniz düşük çıktı. Bu genellikle mental sıkıntılarla gider. Mesela anksiyete, sinirlilik hali olur, iritabilite olur. Ne demek bu? Yani böyle her şeye çabuk tepki verebilirsiniz, çabuk kızabilirsiniz. Onun dışında tam tersi konfüzyon olabilir. Yani beyin bulanıklığı, böyle beyin sisi diyoruz. Onun dışında yine kemiklerde ne olur? Ağrılar, kırıklar, çocuksa mesela gelişme geriliği olabilir. Yine nefes almanızda düzensizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kaslarınızda zayıflama, kilo alımı veya nedir? Kilo verimi, yani kilonuzda dengesizlik olabilir fosfor seviyeniz düşükse. Fosfor kanda kaç aralığında olmadı, yani referans değer nedir diye sorarsanız, onda bilmenize gerek yok, ama kabaca nedir bunun aralığı? Ortalama 2.5 ile 4.5 miligram bölü desilitre arası normaldir. Çocuklarda fosfor biraz daha yüksektir, onun için onlar referanslar 4 ile 7 miligram bölü desilitre arasında gider. Peki fosfor seviyeniz diyelim kanda yüksek çıktı, bu niye olur? Birincisi arkadaşlar, en sık neden? Laksatif, yani kabızlık ilacı alma. Bunlarda fosfor vardır genelde. Kanda fosfor seviyenizi yükseltir. Onun dışında yine böbrek yetmezliği. Çünkü böbrek yetmezse fosfor atılamaz, birikir. Fazla fosforlu gıda veya fazla D vitamini alma. Bunlar yine fosforu yükseltebilir. Diyabetik ketoasidoz. Yani bir çeşit kanda metabolik asidoz olmasında ne olur? Yağ asitleri fazla yıkılacağı için kanda fosfor seviyeniz yükselebilir. Kalsiyum seviyeniz düşükse tam tersi, veya hipoparatiroidizm varsa, o da kalsiyum düşüklüğü yapar. Tam tersi bu durumda fosfor ters orantılıdır. Kalsiyumla ters hareket eder. Kalsiyum düşüklüğü, hipokalsemi ve hipoparatiroidizmde ne olur arkadaşlar? Fosfor yüksek çıkar. Bu gibi durumlarda fosfor yüksek çıkar. Bir de karaciğer hastalığında yine fosfor seviyeniz yüksek çıkar. Peki fosfor seviyeniz diyelim düşük çıktı, bu niye olur? Bunları sayalım. Birincisi mide koruyucu, yani antiasit kullanımı. Bunlar fosfor seviyenizi düşürür. D vitamini yetmezliği, fosforu az gıdayla beslenmek. Bu biraz nadir görülür, ama bu da fosfor seviyenizi belki düşürebilir. Malnütrisyon, yani iyi beslenememe. Mesela işte yaşlılar, yatalak hastalar vesaire, ya da gıda bulamayan hastalar veya insanlar malnütrisyona, yani iyi beslenememe girebilir. Fosfor seviyeniz düşebilir. Alkol kullanımı, yani alkolizm yine fosfor seviyenizi düşürür. Yanıklarda düşer, çünkü yanıkta fosfor ne olur? Kaybolur. Yine seviyeniz düşer. Bir de tam tersine demin saydığım kalsiyum yüksekliği, yani hiperkalsemi veya
hiperparatiroidizm. Bunlar da yüksekse tam tersine fosfor bu sefer ne olur? Düşer. Çünkü bunlar ters hareket eder arkadaşlar. Evet, fosfor böyle. Bunun yüksekliği ve düşüklüğünü size saydım. Değerlerini söyledim. Evet, bununla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şey de sorabilirsiniz. İlla fosfor sormanıza gerek yok. Aklınıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.